Öncelikle iki zam bekliyor musunuz? Hem Aralık ayında hem Mart ayında yapılacak zamlar konusunda ve oranlar konusunda sizin beklentileriniz var mı? Tabii yıl sonu enflasyonuna bağlı olarak ve yapılacak artış oranıyla alakalı olarak bu değerlendirmeyi yapmak mümkün. Evet, yıl sonunu biz işte 75'lerde bitirirsek en az bir %35 civarında zam yapılması bekleniyor asgari ücrete. Benim de tahminim yıl başında 10 bin lira brüt. Bu da neti hocamın ifade ettiği rakama tekabül ediyor. 8 binin biraz üzerinde. Ama açıkçası hani Mart'ta Nisan'da tekrar zam yapılır mı ondan çok emin değilim. Bir de enflasyonun da bu aylarda gerilemesini de dikkate almak lazım. Yani mesela Mart-Nisan ayında 50'lere inmiş bir enflasyon oranından bahsetmiş oluyoruz. Eğer dediğimiz gibi bir dış şok ya da olağanüstü bir gelişme söz konusu olmazsa, yani nihayetinde o tekrar zam yapmasının önünde bir engel yok. Ama hani seçime bir ay kala, iki ay kala belki bir maaş artışını tercih etmeyecektir diye düşünüyorum. Eğer seçime yönelik bir yatırım varsa arka planda, bunu Ocak ayında yapmaları daha doğru olur. Diğer taraftan yani enflasyon konusunda özellikle ekonomi yönetiminin de başta gıda olmak üzere tarım sektöründe ve sanayi sektöründe temel girdileri destekleyerek bir bu sürece katkı vermesi söz konusu olacaktır. Hani benim de önerim bu yönde. Zaten Ocak'tan sonra enflasyonda bir gerileme söz konusu olacak. Bunu da destekleyecek, arz tarafını destekleyecek bir politika tercih edilirse enflasyonla mücadelede 2023 yılı bizim için yani başarılı bir yıl olabilir. Yani 2023'e biraz daha iyi başlayabiliriz diye düşünüyorsunuz. Sayın Arzu, bir orada şunu da hatırlatmak isterim Meltem Hanım. Özellikle bu beklentiler konusu önemli. Eğer bu psikolojik etkiyi oluşturabilirsek beklenti kanalından da bizim en az bir %10-15 bir artışımız var. Yani reel tarafta bir artış olmadığı halde enflasyon ataleti oluştuğu için herkes neredeyse otomatiğe bağladı. Hani bunun kırılması için böyle ilave bir şok tedbire ihtiyaç var. Aksi takdirde reel tarafta belki maliyet azaltıcı etkiler ortaya çıksa bile bu beklenti kanalını iyi yönetemezsek daha gecikmeli sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu da enflasyonun evet satın alma gücü üzerinde sabit gelirler açısından bir maliyeti var ama diğer taraftan da ekonomik birimlerin geleceğe ilişkin planlamalarında da fiyat mekanizmasının oluşmasına olumsuzluklar sağlıyor. Hani bunun da dikkate alınması lazım. Bunun ortadan kaldırılabilmesi için de bu psikolojik sınırın aşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında ek önlemler de alınmalı dediniz enflasyon beklentisinin düşmesi için. Çünkü o beklenti bile yine bir enflasyona sebep oluyor. Nasıl ek önlemler alınabilir peki bu beklentiyi törpülemek için en azından? Şöyle yani mesela ilk dönemde KDV indirimleriyle başlandı. O zaman da söyledik bunun aslında nihai tüketiciye bir katkısı olmayabileceği yönünde. Nitekim de öyle oldu. Fiyatlarda belki bir miktar artışı engelledi ama daha sonra bu devam etti. Böyle olmak yerine mesela tarımda gübre, elektrik, enerji, yakıt gibi temel tohum gibi temel girdilerin daha ucuza temin edilmesi, oranın sübvanse edilmesi bizim gıda fiyatlarındaki artışı tutacaktır. Dolayısıyla bu da reel bir psikolojik tarafını da iyi yönetebilirsek bu reel etkiyle birleştirdiğimizde bu enflasyondaki azalma süreci yılın ikinci yarısında da devam edebilir.